Merhaba arkadaşlar, Sen Anlatacağım kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yazılı soruları, protein sentezinin yazılı sorularını çözmeye başlayacağız. Arkadaşlar, bu yazılı soruları konusu okuyan arkadaşlar için efsane bir olay. Yazılı sorularında neler çıkar, direkt kuru ezberini yapabilirler. Ve tekrar yapmak isteyen, bakın tekrar yapmak isteyen TYT öğrencileri için de bulunmaz bir nimettir arkadaşlar. Tekrarlarınızı buradan hızlı hızlı bu nedir, şu nedir şeklinde gidebilirsiniz. Bence çok çok faydalı olabileceğiniz bir sistemdir arkadaşlar yazılı soruları, tamam mı? Bakalım yazılı sorularından bir tanesi. Nükleik asit nedir ya? Nedir bu nükleik asitler, nelerdir? Arkadaşlar bakın, bu nükleik asitler neler biliyor musunuz? DNA ve RNA. DNA ve RNA'ya nükleik asitler deniyor ve bunları ilk defa Mişer denilen bir bilim adamı bunları çekirdekte bulduğu için, çekirdeğin içerisinde, bir son balığının çekirdeğinin içerisinde bulduğu için arkadaşlar bunlara çekirdek asidi denmiş. Nükleus çekirdek demektir. Nükleus çekirdek demektir. İşte bunlara da nükleik asit denmesinin sebebi çekirdeğin içerisinde bulunması. Evet, çekirdeğin içerisinde bulunuyor. Asidik bir özellik gösterdiği için bunlara nükleik asitler deniyor ama bunlar sadece çekirdeğin içerisinde değillerdir arkadaşlar. Bak, bunlar nerededir biliyor musun? DNA ve RNA. Mesela bir bakteri gibi canlılarda sitoplazmada bulunur. Ya direkt sitoplazmada, etrafında çekirdek yok çünkü. Sitoplazmada bulunabiliyor. Veya ribozom organellerin içerisinde bulunabiliyor. Veya kloroplast veya mitokondri adı verilen organelin içerisinde bulunabiliyor. Yani sadece çekirdek içerisinde değildir. Bunu bileceğiz. Neredeymiş? Gelir sorularda kloroplastta, mitokondride, ribozomda, aynı zamanda bakteri gibi canlılarda, sitoplazmada serbest halde bunlar nükleik asitler bulunabiliyor. Bunlar bizim yönetici moleküllerimiz arkadaşlar, bunu bileceğiz. Bunlar bizim yönetici moleküllerimiz. Nedir bu yönetici molekül demek? Ya benim vücudumdaki hücre bölünmesinden tut da protein sentezine kadar bütün olayları yöneten yapılarımız DNA'dır. DNA ve RNA'dır ve kalıtsal bilgi depomdur ya benim. Nesilden nesile aktaracağım kalıtsal bilgi depom benim nükleik asitlerdir. Neymiş bakalım bu nükleik asitlerin genel özellikleri nelerdir? Onlara bakalım. Neymiş bu nükleik asitlerin genel? Bir, hücreyi yönetirler. Dedim ya, yönetici moleküllerimiz ya. Hücre bölünmesinden tut da protein sentezine kadar bütün her şeyi yöneten yapı nükleik asitlerdir. Kalıtsal bilgi depom. Eyvallah, nesilden nesile aktarırım. Ben bu DNA'yı önce eşlerim iki katına çıkarırım. Sonra yavrulara aktarırım. Olay bu kadar. İşte bu DNA'yı zaten canlıların amacı budur abicim. Genlerini aktarmak. Genlerini aktarır, yeni bir canlıya verdiği anda bütün problem bitmiştir orada, tamam mı? Ve nükleik asitler tüm canlılarda bulunur, unutma. Canlı kelimesi eşittir DNA ve RNA, tamam mı? Bütün canlılarda bulunsun. Makro molekül. Ne demek bu makro molekül? Büyük moleküllerdir. Büyük, öyle küçük moleküller değildir. Hücre dışına çıkamazlar. Yani bir hücrenin dışına doğru sen bu DNA'yı ve RNA'yı çıkaramazsın. Yapılarına bakarsan yapılarında karbon, hidrojen, oksijen, azot ve fosfat bulunuyor. Tamam mı abicim? DNA ve RNA diye ikiye ayırıyoruz yönetici molekülleri. Bak, yapısında fosfat bulunuyor. Aynen protein yapısı abicim. Protein yapısında da bunlar bulunur. Ve yapı taşlarının nükleotitlerdir. Bunu bileceğiz. En küçük DNA parçasına nükleotitler denir. Birazdan nükleotitlerin özellikleri nelerdir onlardan bahsedeceğiz ama hücreyi yönettiğini bildik. Kalıtsal bilgi depomdur. Tüm canlılarda bulunsun. Büyük moleküllerdir. Makro molekül diyoruz bunlara. Hücre dışına çıkamazlar ve hücreyi yönetirler. Yapılarında karbon, hidrojen, oksijen, azot ve fosfatın bulunduğunu biliyoruz. DNA ve RNA diye ikiye ayrıldıklarını biliyoruz. Ve bunların yapı taşlarının, yani en küçük yapı birimlerinin nükleotitler olduğunu biliyoruz abicim. Tamam mı? En küçüklerinin nükleotit olduğunu biliyoruz. Gelelim ya, bu nükleotitin yapısında neler var? Hemen şuradan izleyelim. Şuradan okuyalım. Neymiş bakalım nükleotitlerin yapıları? Her bir nükleotidin yapısında bir tane azotlu organik baz vardır. Bak, azotlu organik baz var. Bunlara bağlı olarak 5 karbonlu şeker var ve bunlara bağlı olarak da fosfat var. İşte her bir nükleotidin yapısında bulunan azotlu organik bazlı şeyler, nükleotitler bu. Üçüne birden nükleotit deniyor. Aha, şu ikisine birden nükleozit denir. Nükleozit. Üçüne birden nükleotit denir. Olay bu kadar basittir. Nükleozit, nükleotit, tamam mı? Şimdi bakacağız. Bak, al sana sorunun kralı. Şuradaki iki bağı sorarlar. Şuradaki bağın adı glikozit bağıdır. Şurası glikozit bağıdır. Şurası ester bağıdır. Banko test sorusudur. Tamam mı? Azotlu organik bazlara bakacak olursak, DNA'nın ve RNA'nın azotlu organik bazları birbirinden farklıdır.
DNA'nın azotlu organik bazları adenin, timin, guanin, sitozinken RNA'nın azotlu organik bazları adenin, urasil, guanin, sitozindir. Yani DNA ve RNA azotlu organik baz bakımından farklılık gösterebiliyor. Nerede gösteriyor? Al birinde timin var, birinde urasil var. Aha da gelecek soru. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle timin olduğunun kanıtıdır? DNA olduğunun kanıtıdır. Aha da timin. Timin varsa sen kesinlikle DNA'sın. Hangisi RNA olduğunun kanıtıdır? Urasil varsa sen bir RNA'sın. Ve aynı zamanda adenin ve guanin bu ikiliye pürinler denir. Pürin bazları denir. Bileceğiz pürin bazları. Pürin bazları demesinin nedeni şu. Ya çift halkalı diyor ya sana. Şöyle çift halkalıysa adenin ve guanin bu pürin. Eğer tek halkalıysa sitozin, timin, urasil, tamam mı? Tek halkalı olanlar geri kalanlar. Timin ve urasil tek halkalı. Pürinler adenin ve guanin bunu bileceğiz abicim. Anlaştık mı? İşte DNA'nın ve RNA'nın yapı taşı nükleotitlerdir. Her bir nükleotitte azotlu organik baz. 5 karbonlu şeker bir de fosfat bulunur. Şimdi geldik şu 5 karbonlu şekere. Bak. 5 karbonlu şekerlere pentozlar denir. Banko test sorusudur. 5 karbonlu şekerin 2-3 tane sorusu var. Birincisi 5 karbonlu şeker enerji menerji vermez. Banko test sorusu. 5 karbonlu şekeri enerji verici olarak kullanamazsın. Enerji verici olarak karbonhidratlarda 6 karbonluları kullanırsın. 3 karbonluyu da kullanabilirsin ama 5 karbonlu pentoz dediği şeker dediği bir karbonhidrat. Unutma sakın, tamam mı? Karbonhidrat. Bunu bileceğiz. 5 karbonlu şekerlerde DNA'nın yapısında bulunana deoksiriboz şekeri denir. RNA'nın şekeri riboz şekeridir. Bak gelecek soru ne? 1. DNA ve RNA içermiş oldukları şekere göre isimlendirilirler. Banko test sorusudur. Bir daha söylüyorum. DNA ve RNA içermiş oldukları şekere göre isimlendirilir. DNA'nın açılımı deoksiribonükleik asittir. RNA'nın açılımı ribonükleik asittir. Al sana deoksiriboz, al sana riboz. Tamam mı abicim? Yani DNA ve RNA azotlu organik bazda farklılık gösterir. 5 karbonlu şekerde farklılık gösterir. Fakat fosfatta farklılık göstermez. Her ikisinde de direkt olarak fosfat ya fosforik asit bulunur abicim diyoruz ve geçiyoruz. Bakalım nükleotitlerin yapısında neler bulunuyormuş? Nükleik asitlerin yapısında nükleotitler bulunuyor. DNA ve RNA nükleotitlerden meydana geliyor. Doğru. Bir nükleotitin yapısında azotlu organik baz, 5 karbonlu şeker bir de fosfat grubu yani fosforik asit grubu bulunuyor. Şu ikisine birden nükleozit deniyor. Nükleozitte bir fosfat ester bağı ile bağlanarak nükleotitleri oluşturuyor. Yani azotlu organik baz, 5 karbonlu şeker, bir de fosfat. Şu ikisi nükleozittir diyor eleman. Bir de bunu eklersem ester bağı ile diyor. Bak tabii buradaki ester, buradaki glikozit bağı. Buradakini esterle eklersem diyor. Al sana diyor. Nükleotitler meydana gelir diyor arkadaşlar. Geçelim bir sonraki sayfamız. Nükleotitler nelere göre isimlendirilir? Ha bak çok güzel bir soru gelir. Nükleotitler neye göre isimlendiriyor? Bakalım neye göre isimlendiriyorsun? Şimdi al sana adenin 5 karbonlu şekeri DNA için yazıyorum. Deoksiriboz, al sana fosfat. Al sana timin. DNA için yazıyorum. Deoksiriboz, al sana fosfat. Al sana urasil. Al RNA için yazıyorum. Al sana riboz, al sana fosfat. RNA için yazıyorsan şekere riboz, DNA için yazıyorsan deoksiriboz deniyor. Bak, nükleotitler nelere göre isimlendirilir? Bak şimdi. Adenin nükleotiti diyorum. Timin nükleotiti diyorum. Urasil nükleotiti diyorum. Yani nükleotitler içermiş oldukları azotlu organik bazlara göre isimlendirilir. Olay bu kadar basittir. Tamam mı? Taşıdıkları bazlara göre isimlendirilirsin. Adenini taşıyorsan adenin nükleotiti, diğeri timin nükleotiti, diğeri urasil nükleotiti. Olay bu kadar basittir. Diyor ki halkasal yapılarına göre azotlu organik bazlar kaça ayrılır diyor. Ne demiştik bunlara? İkiye. Birincisi pürin. İkincisi pirimidin. Bak unutma. Pürinler ve pirimidinler. Bak mutlaka sorarlar. Yazılı soruların vazgeçilmesi. Pürinler ve pirimidinler şeklinde karşınıza gelecek. Pürinler çift halkalı olanlardır. Ney bunlar? Adenin ve guanin abicim. Çift halkalı olanlardır. Pirimidinler tek halkalı olan küçük moleküllerdir. Bunlar biraz daha büyük. Çift halkalı olduğu için. A ve G çift halkalı. Tek halkalı olanlar timin, urasil ve sitozin yani tuç tek halkalı azotlu organik bazlardır abicim. Bunu da bileceğiz.
Aha da pentozlar. 5 karbonlu şekerlerin genel özellikleri. Bak 5 karbonlu şekerlerin genel özellikleri. Bakalım neymiş. Bak ne öğrettim ben sana? 5 karbonlu şeker yani pentozlar. Bak pentozlar birer karbonhidrattır. Banko test sorusu. Birer karbonhidrattır. Zaten demedik mi? İşte DNA'nın yapısında ne bulunuyor? Karbon, hidrojen, oksijen, karbonhidratlar bulunuyor işte lan. CHO bulunuyor. Ya bak karbonhidrat bulunuyor. Karbonhidratlar 6 karbonlu olanlar, 5 karbonlu, 3 karbonlu olanlar vardı. Hatırlayın bunları şey karbonhidratlar kısmında geri dönüp izleyebilirsiniz videolarımızda, tamam mı? Bak 5 karbonlu olanlar pentozlardır ve pentozlar enerji vermezler, banko test sorusudur. Enerji vericilerin kralı 6 karbondur yani glikozlardır, tamam mı? 5 karbonlu şekerlerden yani pentozlardan bir kere enerji alamazsın. Deoksiriboz ve riboz olmak üzere ikiye ayrılıyor. Deoksiriboz DNA'nın yapısına, riboz RNA'nın yapısına katılıyor. Riboz aynı zamanda, bunu öğren. Hem ATP'nin yapısına hem de RNA'nın yapısına katılır. Der ki sana ATP ile RNA'nın ortak özelliği. Al her ikisi de ne içeriyor? Riboz içeriyor. Şimdi geldik, al sana bir şey daha göstereceğim. Bak. Riboz ve deoksiriboz. Kaç karbonlu? 5 karbonlu mu? Karbonhidratların genel formülünü yazıyorum. CnH2nOn şeklinde yazdım. Bak 5 karbonluysa C5H10O5 ribozun formülüdür. Doğru mudur abicim? 5 karbonlu ribozdur. Bak deoksiriboz ne biliyor musun? Deoksiriboz. Diyor ki ribozdan D dışarı doğrudur. Oksijen oksijen. Ribozdan diyor bir tane oksijeni dışarı at diyor. Al sana deoksiribozun formülü. O4 diyorum. Bu da deoksiribozun formülüdür. Yani ribozda oksijen olarak deoksiribozdan bir tane oksijeni fazla olduğu için sorularda gelir hangisi daha ağırdır tarzında soru gelecektir. Riboz şekeri deoksiriboza göre daha ağırdır. Çünkü yapısında bir tane daha fazladan ne taşıyor abicim? Oksijen taşıyor bileceğiz. Al bir tane daha soru. Kaç çeşit nükleotit ve kaç çeşit organik baz vardır? Abicim 5 çeşit organik baz var zaten toplamında DNA ve RNA'da. Adenin, timin, guanin, sitozin ve urasil. DNA'da ve RNA'da toplam olarak bu vardır. Ama DNA'da kaç tane nükleotit vardır? Bak adenin, timin, adenin nükleotiti, timin, guanin, sitozin. Ama RNA'yı yaparken adenin ribonükleotiti denir. Bak ribonükleotiti denir. Tamam mı? Unutma. Urasil ribonükleotiti, guanin ve sitozin. Yani DNA ve RNA'daki nükleotitler farklılık göstermek zorunda. Çünkü bir tanesinde deoksiriboz şekeri var, bir tanesinde riboz şekeri var. Bunlar ikisi birbirinin aynısı değil. O yüzden 4 tane DNA'da, 4 tane RNA'da olmak üzere 8 tane nükleotit vardır. Banko sorudur. Bak bu da soruların vazgeçilmezidir. Sakın unutma abicim. Bu da gelecektir sorularda. Karıştırma. Geldik nükleotit yapısında hangi bağlar bulunur? Bunu söylemiştik. Bir kere daha burada söyleyelim. Azotlu organik baz, 5 karbonlu şeker, bir de fosfat. Azotlu organik bazla şeker arasındaki bağın adı glikozit bağıdır. Buradaki bağın adı ester bağıdır. Şekerle fosfat arasında bu iki tane yapıya nükleozit deniyor. Bak bu iki yapıya nükleozit. Eğer bir tane de fosfatı eklersen ben yapıya ne açığa çıkacaktır? Nükleotit diyoruz. Takın unutma, tamam mı? Azotlu organik baz, 5 karbonlu şeker, fosfat. Şurası glikozit, burası ester. Olayın tamamı nükleotit. Nükleotit şu ikisine birden nükleozit deniyor ve nükleotit içermiş olduğu azotlu organik bazlara göre isimlendiriliyordu. DNA'da 4 tane, RNA'da 4 tane, toplamında 8 tane nükleotit vardı abicim, sakın unutma diyoruz. Geldik arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna. Yazılı sorularının ilk kısmıyla karşınızda olduk. Tamam mı? İnşallah anlamışsınızdır arkadaşlar. Geri kalanları da izlediğiniz takdirde artık bu protein sentezi tamamıyla kafaya oturmuş olacaktır. Tamam mı? Ve Anlat Hocam, Sen Anlat Hocam kanalına abone olmayı unutma. Bizleri sosyal medyada yalnız bırakmayın arkadaşlar. Oralardan bizleri takip ederseniz ve kendi sosyal medyanızdan paylaşırsanız çok çok memnun oluruz. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere.